Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çember ve dairenin 7. videosundayız. Çemberde teğetinde ilk videosundayız. Ne işleyeceğiz? Çemberde teğet işleyeceğiz. Sadece teğet ve teğet özelliklerinden bahsedeceğiz bu dersimizde. Kitabımızda sayfa numarası 173 sağ tarafı 174, 175 evet 175'e kadar işleyeceğiz. Yani düzlemde iki çemberin birbirine göre durumlarına kadar olan kısma kadar işleyeceğiz. Evet bu dersin pdf'ine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsin. Elinde kitap varsa zaten kitaptan takip ediyorsun sıkıntı yok. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çembere ilk başta başlarken nasıl başladık? Böyle tanımlarını verdik ve uzunlukla ilgili işlemler yaptık. Sonra çember açıya girdik. Şimdi bir nevi yine uzunluktayız. Uzunluğa devam ediyoruz gibi bir şey diyebiliriz burada. Çünkü teğetten bahsedeceğiz. Teğet uzunluğundan bahsedeceğiz. Daha öncesinde kirişle ilgili bir anahtar kelime vermiştim. Merkez varsa kiriş varsa çek şey, dik demiştik. Aynı anahtar kelimeyi yine burada kullanacağız. Bağıra bağıra yapacağız. İlk önce şu bilgiyi kullanalım. Tanımları verelim. Ondan sonra o bağırmayı da söyleyeceğim sana. Öncelikle nedir? Teğet dediğimiz şey böyle çember ile bir doğrunun teğet olması. Mesela çemberle de teğet olabilir. Bir nokta kesmesi. Çember de olsa doğru da olsa bir noktada kesiyorsa bunlar teğet. Yani mesela şöyle bir çember var elimizde. Bir de doğru var. Bunlar bir noktada kesiyorsa bunlar teğettir. Tam buradaki noktaya da T, değme noktası ya da teğet noktası adını veriyoruz. Ve T, te, teğet doğrusu o çemberin merkezi ise merkez bak merkezden buraya geldiğimizde tam olarak burası ne olmuş? Dik olmuş. İşte anahtar kelimemiz bu kardeşim. Merkez varsa teğet varsa çek dik diye bağıra bağıra yapacağız. Önemli. Hocam bu 90 nereden geliyor? Şuradaki şu yarı çapı uzatacak olursak bu çap oldu ya. Hop burası kaç derece? 180 derece oldu. Teğet giriş açı oluştu. 180 dereceden dolayı teğet kiriş şeklinde burası 90 derece oldu mu oldu? Yani bizim amacımız böyle uzunluk bilgilerinde dik üçgen elde etmek. Merkez varsa kiriş varsa çektik o yüzden yapıyorduk. Teğet de olduğunda yine dik üçgeni nasıl elde edeceğiz? Merkez varsa, teğet varsa çek dik deyip işlemimizi yapacağız. Yine anahtar kelimelerinden birini kullanıyoruz. En etkili silahımızı kullanıyoruz aslında burada. Yarı çap çiziyoruz, çektik yaparken. O yüzden buradaki ek çizim de aşırı derecede önemli. Birincisi bu teğetle ilgili önemli özelliğimiz. İkincisi de şu. Çemberde açıda bu özelliği de vermiştim. Şu teğet teğet olunca bunlar birbirine eşit oluyor demiştim. Hatta şurası alfayken burası 180 eksi alfa oluyor diye ispatlamıştım. Birkaç farklı ispatını yapmıştım. Ama burada teğetle ilgili diğer bir bilgimiz de şu bir çembere dışındaki bir noktadan şöyle teğetler çizildiğinde bu teğetler birbirine eşit. İspatlarından bir tanesi de şuydu. Burası alfa ise burası iki alfa iki alfa ise burası da alfa oluyor. O yüzden ikizkenar kenar üçgen çıkıyor. O yüzden bunlar birbirine eşit olmuş oluyor. Yani şöyle teğet teğet gördüğünüz zaman bunlar birbirine eşit. Yani anahtar kelimeleriniz merkez kiriş çektik merkez teğet çektik diyoruz ya. Bu da uyumlu olsun diye bu da önemli çünkü merkez var. E, merkez kiriş çektik merkez teğet çektik. Burada da uyumlu olması için ne diyorum? Teğetler birbirine eşit diyorum. Bu üç tane söylediğim anahtar kelime çemberde acayip derece önemli, uzunlukta özellikle çok önemli. Bir de teğet teğet olunca merkezden geçince ne oluyordu? Bu açı ortaya oluyordu. Bu da önemli olan bilgilerden biri. Sebebi de çok basitti. Merkez var, teğet var. Çektik yapsak. Hocam bu yarıçap, merkez var, teğet var. Çektik. Bu da yarıçap. Hatta şunların birbirine eşit olmasının ispatından biri de buydu. Bak Hocam kollar açılan dikmeler açı ortay olduğundan eşit. Açı ortay olduğundan dolayı da şunlar birbirine eşittir. İkinci ispat da diyebiliriz burada. E, gördüğünüz üzere tam böyle teğet ve merkezden geçtiği zaman da açı ortay oldu burası. E o zaman biz üçgende şunu söyleyebiliriz. İç teğet çemberin merkezi diyoruz ya. İç teğet çemberin merkezi aslında iç açı ortayların kesim noktasıdır. Sebep şimdi teğet merkezden geçiyorsa açı ortay. Teğet merkezden geçiyorsa açı ortay. Teğet bu da merkezden geçiyorsa bu da açı ortay. Bak gerçekten de şurası Iç, üçgenin üçgen içinden çizdiğimiz teğet çemberi yani işteğet teğet çemberi işteğet teğet çemberi merkezde açı ortayların kesim noktası yaptı. Bir de bununla ilgili dış açı ortaydan bahsedebiliriz. Bir üçgenin dış açı ortaylarını da böyle bak dış açı ortayları şuradan dış teğetlerini çizdiğimiz zaman teğet teğet şu açı ortay olur teğet teğet bu da açı ortay olur. E, i̇ki tane dış açı ortayın kestiği yerde dış teğet çemberin merkezi olarak adlandırılıyor. İşte T ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Anahtar kelimeler. Merkez teğet. Çektik. Teğetler birbirine eşit. Bir de teğet teğet olunca merkezden geçince ne oluyormuş? açıortay oluyormuş. Hadi bakalım. Sorularda bunu iyice görelim. E hocam şöyle bir soru var. Ne yapacağız? yarıçapın çapın altı olduğunu biliyorum. En etiket silahımız yarı çap. E Ne yapacağız? Merkez var. Teğet var. Dayanamam. Çektik. Yarı çapı da yaz yalnız. E hocam burası da yarıçap Ve burada pisagor çıktı mı? Çıktı. 6 8 10 üçgeninden burası 10 yapar yani buraya da 4 kalır. Dolayısıyla cevap 4 çıktı. Anahtar kelime bulmacayı çöz. Evet dayanamam. Teğet var teğet var. Merkez var teğet var çekdik Merkez var teğet var çek dik. Bağıra bağıra. Ama yarı çapları da unutmuyoruz değil mi? Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Bu arada 90 90 bak şurada bir ne çıktı karşımıza? Bir dikdörtgen çıktı hatta 90 90 90 ise burası da 90 oldu. Hatta R iken burası da R oldu. R iken burası da R oldu. Bu bir kare oldu. E R'yi 4 bulduk. R'yi 4 bulduysak burası 4 3 4 5 üçgeninden burayı 5 bulduk. Sonra burada Pisagor. Yarıçap bizim için çok önemliydi. Yarıçapı da 4 bulduk ya. Bak bu da yarıçap. 4. O zaman x'e ne kaldı? 1 kaldı. Yani x böylelikle 1 olarak buluruz. Örnek 2'de. 3'e geldik. Analitik geometriyle karıştırmış. Hiç önemli değil. Sıkıntı yok. Rahat bir şekilde yaparsın. Burası dik koordinat düzlemi olduğu için zaten 90 derece değil mi? Evet. E çemberin merkezi buradaysa anahtar kelimelerimizi kullanacağız. Merkez var, teğet var, çek dik. Merkez var, kiriş var, çek dik. İki eş parçaya böldü. E hocam burada bu kirişi iki eş parçaya böldü. Şurasında 4 olduğunu biliyorum ve şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. Hocam 4 ise karşı tarafta 4'tür. Ben buranın 2 olduğunu biliyorum. Ben buraya K dersem burası da K oldu. E, takıldık kaldık ne yapacağız? Bak ne yapacaksın dediğin an hemen en etkili silahına davran. Yarı çap. Yarı çap uzunluğuna bak bakalım. Bu arada şu bir dikdörtgen değil mi kardeşim? Evet. Burası k artı 2 ise bak burası da k artı 2 olacak. A yarı çap uzunluğu k artı eşit oldu. Hemen yarı çapın k artı 2 olduğunu düşün. E hala daha soru çıkmadı. Ne yapacağız? En etkili silahını unutma. Ne yapacaksın? Yarı çap. Çiz yarı çapını. Yani amaç şu uzunluk sorularında anahtar kelimelerini kullan. Sonra da en etkili silahını kullan. Tamam. En etkili silah. Yarı çap çizdim. Hocam burası K artı 2. Bak burası 90. Pisagor. Yani sen burada K artı 2'nin karesi eşittir. K'nın karesi artı 4'ün karesi deyip işlem işlem işlemle K'yı bulabilirsin. Ama kardeşim burada hissetsene 4 varsa. 3 4 5 üçgen değil midir? E K yerine 3'ü yazarsam 3 4 5 sağlandı. Yani buradan K 3 çıkar. A kaçtır diye soruluyor. E K 3 ise A dediğimiz uzunluk burası yapıyor analitik düzlemde. 3 burada 3 burada 6 2 de burada 8 yani toplamda burası 8 yapar. Dolayısıyla cevap 8 oldu örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Hocam merkez teğet çektik yapalım mı? Önce hali hazırda verilen bilgilere şöyle bir bakalım. Önce biz eksik parçaları tamamlarız. Sonra bir şey çizeceksek bir şey çizmeyi düşünürüz. Ve bir şeyi yaparken de bir uzunluk bulmaya çalışırken de ne yaparız? Dik üçgen oluşturmaya çalışırız. Evet öncelikle şu teğet bu teğet. a teğet teğet birbirine eşit. E hocam bu da teğet bu da teğet eşit. E bu teğet ya burası 90 derece merkez teğet çektikten burası da 90 derece oldu. Hocam ben burada merkez teğet çektik yapsam karşıma yarı çapta çizmiş oldum. Dik üçgen çıktı mı çıkmadı. E hocam ben buradan bunu çizerim. Hayır böyle bir çizim yok. Bir şey çizeceksen yarı çap çizeceksin kardeşim. Çemberle ilgili bir şey çizeceksen yarı çap çizeceksin. Dik üçgen oluştu da hani yarı çap falan biliyor musun? Burada bir şey oluşturabildin mi? Oluşturamadın o zaman sil. Ne yapacağız burada? Şurada bir dik yamuk çıktı karşımıza. Ve dik yamuğun kenarları da var. Ve ben buranın da RR olduğunu biliyorum. E dik yamukta da ne yapıyorduk arkadaşım? Dikdörtgen oluşturduk. Al sana dikdörtgen. Dikdörtgen oluşturunca bir dik üçgen çıkıyordu zaten. 2R ise 2R. 2 ise 2. 6 kaldı. Pisagor. Burası 10 olduğundan dolayı 6, 8, 13 geninden burası da 8 çıkar mı? Çıkar. 6, 10. 6, 8, 10'dan. 2R, 8 ise R'yi de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. E, bizden de yarı isteniyor. Cevap 4 oldu. Geldik örnek 5'e. Merkez teğet çektiklerin bir işe yaramayacağı belli. Şu teğetlerin eşitliğine bakalım. Şimdi AE uzunluğunu bize 10 vermiş. E hocam teğet teğet birbirine eşit. AF uzunluğu da 10'dur. Yazdık bunu. Bizden ne isteniyor? ABC üçgenin çevresi isteniyor. O zaman ben buraya yoğunlaşacağım. Ya burada hep şunu düşünürüz ve yaparız ama şu hamleyi yapamayız. Bak şunların 10 10 olduğunu görüyorsun. Evet eyvallah. Ama başka teğet küçük teğetleri nedense fark edemiyoruz. Arkadaş Burada da teğet teğet var. Bak şunlar da birbirine eşit. A ise burası da A değil mi? Evet. Buraya da 10-A mı kaldı? Aynen öyle. Çünkü çemberin çevresine gitmem lazım. O yüzden buradaki kenarı da yazmam lazım. Hocam burası da teğet burası da teğet. Bunlar da birbirine eşit. B, B. A tamamı oldu. Buraya 10-B kaldı. Sarı üçgenin çevresi. Çevrede ne var? 10-A var. Sonra A var. B var. 10-B var. A var. B var. Bir de 10-B var. E topladığımız zaman A'lar nanay. B'ler nanay. Yani nanay yavru bir şey nanay'dan. Cevaba 5 olarak ulaşırız. Örnek 5. 20 çıktı. Ya çok zevkli değil mi ya şu uzunluk? Bak teğet aslında uzunluk demek gerçekten çok zevkli. Açı sorusu şimdi. Evet teğet teğet. Ya bir kere dış açı ortayların kesim noktası dış teğet çemberin merkezi deyip de dış açı ortay diyebilirsin böyle ama. Hani bence öyle deme. Teğet teğet merkezden geçmiş açı ortay oldu hocam. Teğet teğet merkezden geçmiş açı ortay oldu hocam. Bitti. Bununla da ilgili bir formül vardı. Bir üçgenin dış açı ortayları arasında kalan açı neye eşittir? 90 eksi alfa bölü 2 eşittir. 90 eksi a açısı bölü 2 eşittir. Farz edelim bunu unuttun. Ne yapacaksın? E arkadaş şuraya bir x x de buraya da bir y y de. x artı y belli mi? Belli. Formülsüz yapıyorum. x artı y artı 70'in ben ne olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla x artı y'yi ben buradan 110 derece olarak bulurum. E sonra ne yapacağım? Hocam burası 180 eksi 2 x. Çünkü, çünkü benden alfa isteniliyor. Bu üçgenin iç açıları lazım. Burası 180 eksi 2'ye. O zaman yazalım. 180 eksi 2x artı 180 eksi 2'ye artı alfa eşittir. 180 olması lazım. Üçgen iç açıları toplamından dolayı. Alfa da buradan ne yaptı? 2x artı 2'ye alfayı yalnız bırakıyorum. Diğerlerinin hepsini öbür tarafa atıyorum. Eksi 180 geldi. E, x artı yerini sen 110 olduğunu biliyorsun. 2x artı 2'ye 220. 220'den de 180 çıkarsa kaç çıkar cevap? 40 çıkar. İşte formülü büyük ihtimalle unutmuşsundur. Al sana formülsüz çözüm. Formülsüz çözümden de korkmayın arkadaşım. Rahat bir şekilde yaparsın. Formüle dayalı işlem yapma. Formülü zaten çok fazla sevmiyoruz. Neyin nereden geldiği bizim için önemli geometride. Al sana neyin nereden geldiğini gösteriyoruz. Bir sonraki soruda. T, T, Merkezden geçmiş. Direkt bu nedir? Açı ortaydır hocam. Değil mi? Sonra AB'yi 8 vermiş. Ali Bey uzunluğu 8. Adana C hattı 6 verilmiş. BC uzunluğu da 7 verilmiş. KD uzunluğu X nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ne var? Öncelikle bir iç açı ortaylık var. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani kollardaki oran 8 bölü 6 ya. 8 bölü 6 dediğimiz 4 bölü 3'tür. Yani burası 4K iken burası 3K olacak. E hocam toplamda 7K 7'ye eşitse K'yı buradan kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Yani burası 4 oldu. Burası 3 mi oldu. Evet. Şimdi gelelim şuradaki X'e. Buraya yoğunlaşacağız. Arkadaş burası 3. Tamamı 3. X'i buradaysa buraya 3 eksi X mi kaldı? Evet. Bak T T, -t birbirine eşit. 3 eksi X mi burası? Evet. Tamamı 6 olacak. O zaman buraya da 3 artı X kaldı. Toplamını 6 yapması için. Hocam T T, -t birbirine eşit. Burası da 3 artı X. E tamamı 8. Hocam 8'den 3 artı x çıkartırsak 5 eksi x yapar. E teğet teğet burası da 5 eksi x mi olacak? Evet. E şu teğet. Bak 5 eksi x 4'e eşit değil. Dikkat. Bu tam teğet olduğu yer x'e kadar gitmiyor mu? Evet şuraya kadar gidiyor. Yani buraya kadar gidiyor. Şurası 5 eksi x diyoruz tamam mı? Dikkat et buna. Bunun tamamı 5 eksi x. Yani şunun tamamı 5 eksi x. Teğet noktasına kadar gitti ya. Şu teğet uzunlukları birbirine eşit ya. Yani 5 eksi x uzunluğu neye eşit oldu arkadaşım? x ile 4'ün toplamına eşit oldu. Yani x artı 4 eşittir 5 eksi x'den x'i bir öbür taraf attım 2x eşittir 1'den x'i de ne bulduk 1 bölü 2 olarak bulduk. Gerçekten güzel bir soru arkadaşım. Teğetlerin birbirine eşit olmasıyla ilgili bir de üçgensel bilgiyi kullandıran hoş bir soru olmuş. Evet örnek 8'e geldik şimdi. Bir kenarı 12 santimetre olan eşkenar üçgenin iç teğet çemberinin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir eşkenar üçgeni düşünelim kardeşim. Şurada bir düşünelim. Şöyle bir düşünelim. Küçük çizeceğim mecburen. Eşkenar üçgende ne soruluyor bize? İç teğet çemberinin yarıçapı. İç teğet çemberinin yarıçapı dediğimiz içeriden teğet çemberi çizdik. Hocam burada merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Ya da şöyle düşünelim. Hocam burası teğet teğet ya. Tam merkezden geldiği zaman açı ortaya olacak. Tam merkezden geldiği zaman açı ortaya olacak. Tam merkezden geldiği zaman açı ortaya olacak. Açı ortaya dediğimizde 30 30 değil mi? Evet 30 30 30 30. 30 30 oldu mu? Oldu. Bir kenarı 12 santimetre olan diyordu. E o zaman burası 12 ise. 30 30 120 üçgen çıktı hocam burada. Ben aynı zamanda şunu da yapabilirim. Hocam burası ikizkenar kenar ya. Şuradan da merkez var teğet var. Çektik yapsam. E, X kenar bu çünkü. 30 30. Taban iki parçaya böldü. 6 6. A ne çıktı burada? 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ı karşı 6 ise 30'u karşı. Kök bölünmüş halidir. O zaman 6 kök 3. 6 bölü kök 3. Kök 3 çarparsam. 6 kök 3 bölü 3'ten ne çıkıyor orası? İki kök çıkıyor. Evet burayı 2 kök 3 bulduk. A, bu da yarı çap değil mi? Evet. Yani yarı çap 2 kök 3 oldu. Örnek 8'de. Geldik örnek 9'a. Dik kenar uzunlukları 5 ve 12 olan dik üçgenin iç teğet çemberinin yarı çapı isteniyor. Hemen ne diyorsa çizelim kardeşim. Şöyle bir dik üçgen vermiş. Dik üçgeni çizdik. Çiziyoruz. İç teğet çemberinden bahsediyor. İç teğet çemberini de çizelim. Korkmayalım çizelim şöyle. Biraz çirkin çizdim. İdare ediver. Şimdi bir kenar uzunluğu 5 şurası. Bir kenar uzunluğu 12, e diğer kenarın da herhalde 13 olduğunu biliyorsun. Yazdık 5 12 13. Bizden ne isteniyor? Işte çemberin yarıçapı isteniyor. İşte çemberin yarıçapı da merkezde yer çektik. Burası değil midir? Evet. Anahtar kelimeyi kullan. Merkezde yer çektik. Burası da yarıçap. Merkezde yer çektik. Burası da yarıçap. A burası 90, burası 90, burası 90 ise burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. Hatta r'iken r, re, r'iken r re kare oldu. E hocam tamamı 5'ti. 5 beş eksi R oldu burası. Tamamı 12 12 eksi R oldu burası. Bak T T birbirine eşit. 12 eksi R burası. T T birbirine eşit. 5 eksi R burası. E toplamı ne oldu o zaman? 13 olmayacak mı burası? Yani 5 eksi R ile 12 eksi R'nin toplamının 13 olması lazım. Eksi 2 R'yi öbür tarafa attım. Artı 2 R yaptı. 12 5 daha 17. 17'den 13 çıkınca 4 oldu. R'yi de böyle kaç bulduk? 2 bulduk. Gerçekten çok güzel bir soru tam da sınavda çıkmaya aday bir soru. Lütfen 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 bu soruya dikkat edin. Yıldız attım. Önemli sorulardan biriydi. Geldi örnek ona. Şimdi bir kere t t merkezden geçmiş ve açı orta olduğunu hemen söyleyebiliriz. Sonra AP'yi kaç vermiş? AP burası 6 verilmiş. Hocam t t burası da 6'yı yazarız. CD verilmiş bize 4. Tam merkez teğet çektik olduğundan burası 90 derece. Bir kenar 6 diğer kenar 10 6, 8, 13 üçgeninden Ben bunun tamamının 8 olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Sonra ne yapacağız? Hocam bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. X. Tamam, X'e ulaşırız. Şimdi burada çemberin çapı. Oo, o, o. Şu üçgende ne var? Açıortaylık yok mu kardeşim? İlk önce bu üçgendeki açıortaylığı bir kullanalım. 6 bölü 10 nedir? 3 bölü 5'tir. E o zaman 3k ise burası da 5k olmaz mı? Evet. 3K'ya 5K toplam 8K 8'e eşitse K'yı 1 buluruz. O zaman burası 3 burası 5 çıktı. Benden X isteniyor. Bak yarı çap uzunluğu 3. Hocam burası da 3. E bunun tamamı 5'ti. O zaman X'e kaç kaldı? 2 kaldı. Cevap 2 yapar. Başka türlü nasıl yapabilirdik? Hocam merkez çektik yapıp buradaki dik üçgenden de sonuca ulaşabilirdik. Tamam. Ama bu açı ortaydan kollar oranı tabanlar oranı yazınca da çok kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Geldik şuraya. Çemberde şöyle bir katlama verilmiş ve burada kaç 15 derece verilmiş. Alfa isteniliyor bizden. Öncelikle katlamayı ne yapıyoruz? Geriye doğru açıyoruz. Hop şöyle bir açtık. Peki açtıktan sonra K noktasından bahsetmiş. K noktası nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Şuraya gelmiş. Aslında ne oluyordu bu katlamada? Şu doğruya göre simetri oluyor değil mi? Yani şuradaki izlediği yol da birbirine eşit olacak. Yani burası da ne olacak? Dik olacak simetri olduğundan dolayı. E sonra ne yapacağız? Aa hocam demeniz lazım. Ne var burada? dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Hatta ben sana ayrı bir şekilde burada göstereyim. Bir üçgende dik tabanı iki eş parçaya bölmüşse aklına ne geldi? Evet ikizkenar kenar geldi. O zaman aklına gelen başına gelsin. Bu bir ikiz kenar üçgendir aynı zamanda bu nedir? Bir açıortaydır. E hocam burada da bak bu dik tabanı iki eş parçaya bölmüş ya. Aklıma ikiz kenar geldi. Aklıma gelen başıma geldi. Şurada hemen ikiz kenarlığı oluşturdum. İkiz kenarlığı oluşturunca da şu parçalar birbirine eşit oldu. Ve aynı zamanda bu bir açı orta oldu. Tamam 15. Aynı zamanda bu teğet oldu değil mi burası? Evet teğet oldu. E sonra burada da bir teğetlik var. Vay. Bakar mısın buraya? Şu teğet bu teğet ne oluyordu? Teğet teğet birbirine eşit oluyordu. Bir de aynı zamanda şu merkezden geçtiği zaman açı orta olmuyor muydu bu? Evet. Yani şurası 30 derece ise burası da 30 derece olacak. Ve benden şu açı isteniyor. Bak bu açı kaç derece? 45 derece oldu mu? Oldu. Yani cevap böylelikle 45 derece yapar. Güzel bir soruydu. Örnek 11'i de böylelikle hallettik. Ve düzlendeki çemberin birbirine göre durumlarını geldik. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım istersen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.